Transform işlemlerinin sıradaki komutumuz Scale. Scale ıı, Türkçe'ye çevirirsek büyütme anlamına gelmektedir. Bu komutu göstermek için perspektifte sahnemize bir adet 3 ıı, boyutlu küp çizelim. Şuradan Box komutuna tıklıyorum ve sahnemi rastgele Shift tuşuna basarak belli büyüklükte bir küp çiziyorum. Scale komutu Rhino'nun sol menüsünde gördüğünüz ikonla ulaşabiliyoruz. Üzerine sol click'te uzun bastığımız zaman kendi içindeki ufak menü ortaya çıkıyor. Scale 3D, Scale 2D ve Scale 1D yani 3 boyutta, 2 boyutta ve 1 boyutta büyütmeler anlamına gelmektedir. Aynı zamanda e, komutumuzun adını komut menüsüne yazarak da e, bu komutu rahatlıkla aktif hale getirebiliyoruz. Buradan Scale'ı seçiyorum. Komut menüsünden seçtim. Ve sahnedeki cisimimi seçmemi istiyor bana. Select Object to Scale. Seçtikten sonra sağ klikte komutu aktif hale getiriyorum. Ve benden Origin Point yani sabit kalan bir nokta aslında referans noktası sayılır bu da. Oslapım açık. Ee, bir referans noktası yakalıyorum kübümden. Yakaladıktan sonra ikinci referans noktamı soruyor. İkinci referans noktamı da çaprazında herhangi bir nokta seçiyorum. Bu noktaların ne işe yaradığını büyütme işlemine başladıktan sonra anlayacağız. Gördüğünüz gibi büyütme işlemi başladı. İlk seçtiğim nokta sabit son seçtiğim referans noktası ise kübün e, büyütme yönünü gösteren nokta oldu. Gördüğünüz gibi 3D seçtiğimiz için yani scale'ı 3 boyutlu olarak seçtiğimiz için cismimizde hem X hem Y hem de Z yönlerinde eşit şekilde büyümektedir. Bu büyümeyi mouse'la istediğimiz bir seviyeye getirebileceğimiz gibi bu büyümenin herhangi bir rakamında yazabiliriz. 10 yazıp Enter'a bastığımda çizdiğim çizgiyi 10 birim kadar büyüklüğe getiriyor ve cismim de o çizginin 10 birim e, büyüklüğünde olacak kadar yani iki referans e, noktası arası 10 birim olacak kadar cismim de küçülüyor. Eğer oraya 100 yazsaydım şöyle deneyelim buradan scale'ı seçiyorum objemi seçiyorum Referans noktalarını yine aynı şekilde seçiyorum. Ya da farklı bir şekilde de seçebiliriz. 3D'yi seçtiğimiz için şöyle çapraz bir e, büyütme da deneyebiliriz. Bu iki referans noktası arasındaki uzaklığımı 100 olarak yazıp Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi iki noktanın arası 100 birim olacak kadar cismimi büyüttü. Peki Scale 1D ve 2 d ...ler de mevcut. Onlar ne işe yarıyor? Onlara bakalım hemen. Scale 2D... ...sadece iki boyutta... ...cismimi büyütüyor. Ee, benden yine... ...objemi seçmemi istiyor. Objemi seçtim. Sağ onayladım. Origin nokta noktam... E, ...bu sefer... ...kübümün bir kenarının... ...orta noktası olsun. Referans noktam, ikinci referans noktam da ...karşı tarafı olsun. Gördüğünüz gibi z ekseninde büyütmeden sadece x ve y eksenlerinde seçtim iki referans e, noktası arasında cismi büyütüyor. Bunu top view'dan şöyle de görebiliriz. Perspektiften e, daha rahat algılayabiliyoruz. Herhangi bir e, değer vererek komutundan çıktım. Scale 1 ise sadece bir boyutta e, cismimi büyütmeme izin veriyor. Bunun için objemi seçiyorum. Seçtikten sonra referans noktamı bir köşesinden diğer köşesi olarak geçiyorum ve gördüğünüz gibi bu sefer sadece X yönünde şurada X yönünü görüyorsunuz. Sadece X yönünde cismimi büyütmeme izin veriyor. Y ve Z yönleri ise ...sabit bir biçimde. Bu Scale 1D'yi... ...Z yönünde de kullanabiliriz. Cismimi seçiyorum. Bu sefer Z yönünde ilk başlangıç noktasını... ...yine bir köşesi... ...ikinci referans noktasını ise... ...Z yönünde diğer köşesi olarak... ...seçtiğim zaman... ...gördüğünüz gibi... ...perspektifte daha iyi... ...algılanıyor. Cismim... ...Z yönünde... ...tek e, yönlü olarak... ...sabit bir biçimde büyüyor. Aynı işlemi y yönleri gerçekleştirebiliriz. Scale komutuna şimdilik öncemiz komutlar bu kadar.